Okula biraz değinmek istiyorum. Hepimiz için okulun farklı bir anlamı var ve her zaman aslında çok da büyük bir yer tutuyor. Peki buna baktığımız zaman bir çocuğun hayatında okulun yeri ne olur diye bir soruyla başlarsak neler söylersiniz Rukiye Hanım? Şimdi aile bizim içine doğduğumuz yapı ve bu dünyadaki mihmandarlarımızın olduğu mekan. Yani bu dünyayı bize öğreten, hayata dair temel bilgilerimizi edindiğimiz, kendi benlik algımızı da oluşturduğumuz yer ve çok temel, çok birincil bir işleve sahip. Aileden sonra ikinci gelen ve en önemli işleve sahip olan sosyalleşme sürecindeki kurum da okul. Aile 3-4 yaşa kadar çok etkin. 3 yaştan sonra biraz sosyalleşme, sokakta oyun oynama, tabii bu ne kadar büyük şehirlerde mümkün oluyor tartışılır. Bugün kreşler, yuvalar, anaokulları biraz daha bu sağlıklı ortamda oyun oynayarak sosyalleşme işlevini alıyor. Ama özellikle 6 yaşında okula başlamayı kastedersek, okul aile dışında sosyalleşmeyi sağlayan, toplumsal uyumu sağlayan ve bize hayatı öğreten çok önemli ikinci bir kurum aileden sonra. Dolayısıyla da yabana atılmayacak kadar ciddiye alınması, önemsenmesi gerekiyor. Şimdi şöyle bir anlayış veya yaklaşıma şahit olabiliyoruz zaman zaman. Yaz biterken, of çocuklarla çok bunaldık, bir okula gitseler de kafa dinlesek diye. Evet, böyle bir tarafı olabilir. Çok da insani bir şey. Çünkü bir çocuğun bütün sorularına, ihtiyaçlarına yetişmek çok zor. Anne için ya da baba için. Buna özel olarak, duygusal olarak hazırlanmış olmamız gerekiyor. Yoksa günlük hayatın stresiyle baş ederken bir yandan da büyümekte olan bir çocuğun ihtiyaçlarına yetişmek, duygusal ihtiyaçlarına, zihinsel ihtiyaçlarına yetişmek hakikaten kolay değil. İşte orada hani okula gitsinler, biraz biz rahatlayalım yaklaşımını da görüyoruz elbette, ama bunun ötesinde okul bizim dışımızda ve bizden sonra çocuğu yetiştiren ikinci en önemli kurum. Böyle bakmak ve böyle ciddiye almak zorundayız. Ve oradaki öğretmenlerimize, yöneticilerimize elbette çok çok büyük iş düşüyor. Bu çocuklar şekillenmeye müsait ve nöroplastisitenin, yani beynin esnekliğinin en yüksek olduğu çağlarda okullara emanet ediliyor. Bu çocuğun ileride nasıl bir insan olacağı üzerinde anne babadan sonra en çok iz bırakan kurum okul. Okuldaki kurum kültürü, okul kültürü, öğretmeninin ona yaklaşımı, diğer öğrencilerle kurduğu ilişki, onlardan zorbalık görmesi veya grup aidiyeti hissetmesi, bunların hepsi çocuk üzerinde çok ciddi iz bırakıyor. Şu 6 yaşa kadar olan dönem için damgalanma dönemi denir. Yani mermere yazılan yazı gibi çok keskin, çok katı izler bırakabilir o yaşlardaki tecrübelerimiz. Okula başlamak da bunun sınırına denk düşüyor. Çocuğun dış dünya ile ilk ciddi tanışması. Evet, anaokulu süreci var ama o anaokulunda daha böyle şefkatin odakta olduğu, oyun oynamanın, sosyal etkileşimin odakta olduğu bir durum var. Performans kaygısı yok mesela. Hepsi birinci, hepsi çok özel çocuk, hepsi öyle muamele görüyor ama okulda birdenbire bir performans kaygısı. O kaç aldı, sen kaç aldın? Not almak diye bir şey devreye giriyor. Not veriliyor onlara. İşte birinci sınıfta çok fazla bu gündeme alınmıyor bildiğim kadarıyla. Hani çocuklar çok o manada olumsuz etkilenmesin diye, ama bir şekilde sınıf geçmek, sınıfta kalmak, başarılı olmak, başarısız olmak gibi kavramlar, yani bir yarışın içerisine giriyor ve artık o 11 yıl mı, 13 yıl mı, 16 yıl mı sürecek çocuğun okuma hayatına göre, bir yarışın içindesiniz ve dışına çıkma ihtimaliniz yok. Ben almayayım deme ihtimaliniz yok. Ben rekabetten hoşlanmıyorum, çok geriliyorum deme şansınız yok. Artık içine girdiğiniz zaman oyunu kurallarına göre oynamanız gerekiyor. Okulun böyle bir sosyalleştiren, hayata hazırlayan ve anne babadan sonra çocuğu topluma adapte eden çok önemli bir işlevi var.